Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yunanistan medyası resmen çıldırdı. Türkiye'nin düello davetini kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Atina ziyareti, Türkiye-Yunanistan arasındaki diplomatik savaş devam ediyor yorumuyla beraber Yunan medyası bazı açıklamalar yaptı. Miçotakis'in röportajı ise yeni Osmanlı İmparatorluğunu düşünme başlığıyla yer verildi. Avrupa'nın gözü bugün Yunanistan ve Türkiye'de olacak. Almanya Dışişleri Bakanı Annela, Atina'nın ardından hemen sonra Türkiye'ye geldi. Yunanistan Devleti'nin başkenti Atina'ya yaptığı ziyaretiyle beraber ellerinde çiçeklerle beraber bir ziyarette bulundu. Alman Bakan, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Başbakan Miçotakis'le beraber bir araya geldi. Alman Bakan, Atina'nın yakınlarında bir yerde göçmen kampına da ziyarette bulundu. Avrupa Birliği kanunu Yunan sınırında savunulmalıdır diyen Alman Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar Yunan medyasında geniş bir yer buldu. Almanya Dışişleri Bakanı, mevkidaşıyla beraber görüşmesinde NATO üyeleri sorunlarını diyalogla beraber çözmesi gerekiyor diyerek bazı açıklamalar yaptı. Değerli izleyenler, Yunan medyası, Yunanistan Avrupa'da en yakın ortaklarımızdan bir tanesi Türkiye'ye mesajlar başlığını kullanırken haberinde problemler konuşularak çözülmeli, gerilimi yükselterek değil cümlesini öne çıkardı. Medya kuruluşu ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Alman mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye'ye silah ihracatını da gündeme getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Atina ziyareti geniş bir şekilde Yunan medyasında yer buldu. Türkiye-Yunanistan arasındaki diplomatik savaş devam ediyor diyerek düelloya katıldığını resmen ilan ettiler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda sizlerle takipçilerimizle buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esenlikte kalın.